Merhabalar, ben Satı Melekseli'nden kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendime küçük bir tane de han aldım ve zeytinyağlı sarmasını yapacağım. Böyle ikiye böldüm. Kaynayan suyun içine koyacağım. Böyle tel tel açılmasını sağlayacağım. Şimdi suyumu koydum. Suyumun kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynamaya başladı. Şu kök kısmını V şeklinde kestim. Kanatları daha iyi açılsın diye. Şimdi kaynayan suyum içine koyuyorum. Şu şekilde koyayım. Kendini bıraktıkça tel tel alacağım içinden. Böyle kendini bırakan yaprakları alıyorum. Süzgecime koyuyorum. Ben normalinden birazcık fazla pişireceğim. Çünkü buranın lahanaları Türkiye'nin lahanasına göre birazcık kalın oluyor. Fark etmişsinizdir. Daha iyi pişmesi için. Gördüğünüz gibi kendini bırakıyor. 3 yaprak oldu. Birazcık fazla tutacağım ben. Dediğim gibi birazcık kalın oluyor buranın lahanaları. Siz kendi lahanalarınızı bu şekilde bıraktığı zaman çekebilirsiniz. Ben şimdi bütün hepsini aynı işlemden geçireceğim. Daha sonra iç malzemesini hazırlayacağım. Lahanalarımı haşladım. Soğurken iç malzemesini hazır edeceğim. İç malzemesi soğurken de damarlarından ayırıp sarılacak hale getireceğim. Bugün video içinde size tam 3 tane soru soracağım. Bakalım beni dikkatli izliyor musunuz? İlk sorum, lahana sarması mı, yaprak sarması mı? Tercihiniz hangisi? Tavama 2 tane büyük soğan, 2 diş de sarımsak doğradım. Hemen ocağımı açıyorum ve kavurma işlemine başlıyorum. Üzerine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Soğanlarımız yumuşayana kadar, hafif rengini değiştirene kadar kavuracağım. Soğanlarımın rengi değişti. Hemen üzerine 2 adet robotta çektiğim domatesimi ekliyorum. Şöyle hemen bir karıştıracağım. Domatesimiz de birazcık pişsin. Şöyle bir tatlı kaşığı da domates ve biber salçası karışımı ekliyorum. Çok fazla koymayacağım salçasını. Bu kadar yetecektir. Salçamı da eze eze karışıma kattım. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Baharatını biraz fazla kullanacağım. Nane, reyhan, sumak, kimyon, pul biber, karabiber ve tuz. Hepsini katıyorum. Pul biberini söylerken tabağıma koymadığımı fark ettim. Sonradan üzerine ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. İki buçuk su bardağı yıkamış olduğum pirincimi ekliyorum. Şöyle yarım su bardağı da bulgur ekliyorum. Ben biraz katmayı seviyorum tadı vermesi için. Şöyle karıştırarak biraz kavuracağım. Ben sarma ve sütlaçta her zaman söylediğim gibi kırık ve tombul pirinç tercih ediyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle karıştırarak kavurma işlemime devam ediyorum. 2-3 dakika kavurdum. Ocağımı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İç malzemem soğurken de haşlamış olduğum lahanalarımı sarmalık hazırlayacağım. Böyle kesiyorum. Şu zarlı kısımlarına kenara ayıracağım. Bu küçükleri de batırık yapmayı seviyorum, o yüzden ayırıyorum. Bu kısımlarını da tencerenin altına ve üstüne kullanacağım.
Ben şimdi bunların hepsini hazırlayayım. O zamana kadar da iç malzemem iyice soğur ve hemen sarma işlemine geçerim. Tenceremin altına da bu kestiklerimi yerleştirdim bir kısmını, bir kısmını da üzeri için ayırdım. Bu işlem neye yarıyor? Eğer ocakta unutursanız, dibine tutarsa sarmalarınıza bir şey olmuyor. Bunlar yanıyor. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. Sarma işlemine başlamadan önce ikinci sorumu iletiyorum. Lahana sarmasında zeytinyağlı mı tercihiniz yoksa etli mi? Ve hemen yapımına geçiyorum. Ben tahtada sarmayı çok beceremiyorum. Genelde elimde sarıyorum. Şöyle damak tadınıza göre çok kalın seviyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Bu şekilde yapıp elimle böyle sarıyorum ve tencereme koyuyorum. Şöyle üzerine kapatıp bu şekilde sarıyorum. Sarma işlemi çok uzun sürdüğü için arada böyle küçüklerle böyle batırık yapın. Çok lezzetli olur. Bilmem siz sever misiniz? Ben çok severim bu şekilde. Şöyle harcımızdan koyalım. Ve bu şekilde hepsini saralım. İlk sıramı oluşturdum. Tam iki sıra oldu. Şu kalan lahanalarımı da üzerine diziyorum. Şöyle üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ gezdirelim. Şöyle bir tabak kapatıyorum. Üzerine su içinde şöyle kaseme bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine şöyle bir su bardağı kaynar su. Bir de bu su bardağımı yarısı kadar daha ekleyeceğim. Tuz erisin diye şöyle karıştıracağım. Daha sonra üzerine ekleyeceğim. Salça kullanmayacağım çünkü beyaz pişsin istiyorum. Üzerine salçalı sos yapacağım. Suyumuzu ekliyorum. Suyu sıcak kullandığım için kısık ateşte 60 dakika pişireceğim. Lahanamı ocağıma aldım. Yaklaşık 60 dakika kısık ateşte pişireceğim. Lahana sarması ve yaprak sarması arasındaki fark da yaprak sarmasını üzerine aşacak kadar su ekleriz ama lahana çok pişerken suyunu çekmediği için suyunu biraz daha az koyuyoruz. Lahanamız piştikten sonra da üzerine salçalı sarımsaklı çok güzel bir sos yapacağım. Lezzetine lezzet katacağım. Şimdi sarmamı pişmeye bırakıyorum. Lahanamın altını yaklaşık 20 dakika önce kapattım. Dinlenirken de sosunu hazırlamak istiyorum. Tavama tam 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçamı eze eze biraz kavuracağım. Daha sonra üzerine 2 diş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsağımı da salçamla beraber biraz kavurduktan sonra üzerine yarım limon suyu ekliyorum. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber, birazcık da reyhan kullandım. Damak tadınıza göre artırabilir, eksiltebilirsiniz. Biraz da kıvamını açmak için yarım çay bardağı kadar su kullandım.
Sosumuz şöyle 1 dakika kaynadıktan sonra altını kapatalım. Sosumuz da hazır. Lahanamı servis tabağıma alıyorum. Tenceremin dibinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi, söylediğim gibi, lahana çok fazla suyunu çekmez. Gördüğünüz gibi hala suyu var. Ve hazırlamış olduğumuz sosumuzu lahanamızın üzerine gezdirelim. Eğer bu sosu denemediyseniz gerçekten tavsiye ederim denemenizi. Üçüncü sorum da, lahananızı bu şekilde soslu mu seversiniz, sossuz mu seversiniz olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.